Şuraya minderi verir misin? Aleykümselam ve rahmetullahi ve berekatuhu. Hoş geldiniz, sefalar getirdiniz efendim. Allah'ın selamı, rahmeti ve bereketi üzerinize olsun. Bugün bir 3-5 dakika gecikmeden dolayı kusura bakmayın. Böyle stüdyonun hazırlanması kolay olmuyor. Evet, geç olsun, güç olmasın. Hepiniz afiyettesinizdir inşallah. Oruçlarımızı tuttuk. Namazlarımızı kıldık. Ramazan-ı Şerif güzel bir şekilde devam ediyor. Bir sıkıntımız yoktur Allah'ın izniyle hepiniz. Güzel bir şekilde gününüzü, orucunuzu geçirmişsinizdir diye ümit ediyoruz. Bugün Allah nasip ederse 8. cüzü birlikte değerlendireceğiz. İçerisinden seçmiş olduğumuz 3 konuyu işlemeye gayret edeceğiz. Yüce Rabbim şimdiden programımızı hayırlara vesile eylesin, bereketli eylesin. Cenab-ı Hak bu ayet-i kerimelerden, okuyacağımız hadis-i şeriflerden en güzel şekilde nasipdar olmayı cümlemize ikram eylesin efendim. Evet, bizim de gözümüz ekranlara hasret kaldı birkaç dakika da olsa ama ayarladık. Biraz teknik aksaklığımız oldu ama elhamdülillah onu da halletmeye çalıştık. Şükürler olsun ki yayınımıza başladık. Gecemiz hayır olsun inşallah. Programımız güzelliklere vesile olsun diyelim. Muhterem müminler, 8. cüzde En'am ve Araf sureleri yer alıyor. En'am suresinin son kısmı var, Araf suresinin de ilk kısmı var. Burada tabii ki yine tevhidi meseleler anlatılıyor En'am suresinin son kısımlarında. Bizim burada seçmiş olduğumuz En'am suresinden bölüm iyilik ve kötülük bölümü. En'am suresinin 160. ayet-i kerimesi. Evet. 160. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak bizlere iyilik ve kötülük hakkında ciddi bir kolaylık sağladığını, biz zayıf kullarına, aciz kullarına bir rahmetinden, bir merhametinden aslında haber veriyor ve buyuruyor ki اَعُذُ بِاللّٰهِ مِنَ الشَّيْطَانِ الرَّجِيمِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ الْحَمْدُ لِلّٰهِ وَالصَّلَاتُ وَالسَّلَامُ عَلَى رَسُولِ اللّٰهِ diyelim. En'am suresi 160. ayet. مَنْ جَاءَ بِالْحَسَنَةِ فَلَهُ عَشْرُ اَمْثَالِهَا. Her kim bir iyilik yaparsa ona yaptığı iyiliğin 10 katı karşılık vardır. وَمَنْ جَاءَ بِالسَّيِّئَةِ ve her kim de bir kötülük yaparsa فَلَا يُجْزَى اِلَّا مِثْلَهَا وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Kötülüğün karşısında sadece yaptığı kötülüğün karşılığını görecektir. Herhangi bir artırma olmayacaktır. وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Onlar, insanlar hiçbir zaman Allah tarafından zulme uğramazlar. Hiçbir zaman Allah-u Teala kullarına zulmetmez. Cenab-ı Hakk'ın kullarına karşı o kadar büyük merhameti var ki kıymetli Müslümanlar, Yüce Mevlamız bu acımasının, bu merhametinin, bu esirgeyiciliğinin bir karşılığı olarak yaptığımız bir iyilik karşılığında amel defterimize 10 tane iyilik yazıyor. Mesela biz bir yere 1 lira sadaka verdik, Cenab-ı Allah 10 lira vermiş gibi yazıyor. Bir vakit namaz kıldık, 10 vakit kılmışız gibi yazıyor. Bugün bir gün oruç tuttuk,
Cenab-ı Hak bunun karşılığında sanki 10 gün oruç tutmuşuz gibi bizim hanemize sevap yazıyor. Ve yine iyilik kötülük karşılaştırmasına baktığımızda İslam akidesine, İslam inancına göre bir Müslüman bir iyiliğe niyet ettiği zaman da o iyiliği yerine getiremese dahi niyet ettiği için Allah-u Teala bir sevap yazıyor. Ama o iyiliği yaparsa 10 sevap yazıyor. Peki kötülükte durum nasıl? Bir Müslüman kötülük yapmaya niyet etti. Hırsızlık yapmaya niyet etti. Arabayı çalıştırdı. Yolda giderken kaza yaptı. Hırsızlığı yapamadı. Hiçbir günah yazılmıyor. Hatta diyor ki eğer bir Müslüman kötülük yapmaya niyet ederse, içerisinden yalan konuşmak geldi, içerisinden faiz almak geldi, bankanın kapısına kadar gitti, sonra dedi ki yapmayayım bu işi dedi ya, bu işe girmeyeyim dedi ve vazgeçti. Eğer kötülükten vazgeçerse yine sevap kazanıyor. Şu güzelliği görebiliyor musunuz? İyiliğe niyet ettiği zaman sevap alıyor, bir sevap. İyiliği yaptığı zaman onun sevap alıyor. Kötülüğe niyet ederse herhangi bir günah yok. Aynı şekilde kötülükten geri döndüğünde, niyetten geri dönse dahi sevap kazanıyor. Diyelim ki nefsine yenik düştü, şeytana yenik düştü, kötülük yaptı. O zaman da sadece bir tane kötülük yapmış olduğu hesabına yazılıyor. İşte bu Cenab-ı Hakk'ın rahmetinin, mağfiretinin biz kullarına karşı esirgemesinin bir göstergesidir. Şu soru bize çok soruluyor. Hocam, içimden geçenlerden sorumlu muyum? Kalbimden bir kötülük geçiyor. Bir kötülüğü işlemek geçiyor. Bir kötülük yapmak geçiyor. Bundan sorumluluğum var mı? Hayır. Kalbimizden geçen kötülüklerden bir sorumluluğumuz yok. Ta ki dile dökünceye kadar ya da fiile dökünceye kadar. Gönlümüzden geçenlerden sorumluluğumuz yok. Bu bizim için çok büyük bir nimettir. Zira önceki kavimlerde kalplerine gelen kötülüklerden dolayı dahi hesaba çekiliyorlardı. Ama Mevlamız Muhammed ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem bir rahmet, bir mağfiret eseri ne yaptı? Öncekilere de yüklediği bir takım ağır yükleri bize yüklemedi. Bu işte Muhammed ümmetine sallallahu aleyhi ve sellem güzel bir merhamettir, esirgemedir. Bu manada Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellemin çok güzel bir hadis-i şerifi var. Buyuruyor ki İttakillâhe haythumâ künt. Nerede olursan ol Allah'tan sakın. Allah'a karşı gelmekten sakın. Doğru yolda ol. Allah'tan kork, yanlışa düşme. وَاَتْبِعِ السَّيِّئَةَ الْحَسَنَةَ تَمْحُهَا. Diyelim ki bir kötülük yaptın, diyelim ki bir günaha girdin, peşinden hemen iyilik yap ki o yapmış olduğun iyilik kötülüğü götürsün, silsin. وَخَالِقِ النَّاسَ بِخُلُقٍ حَسَنٍ. İnsanlarla da güzel ahlakla muamele et, güzel geçin. Yüce Mevlamız Hud suresi 114. ayet-i kerimede buyurur ki İnnel hasenati yuzhibne seyyiat. İyilik kötülük muvazenesinde karşımıza çıkan müthiş bir ayet-i kerime. Diyor ki Yaradan, şüphesiz ki iyilikler kötülükleri siler süpürür. Bir Müslüman bir şekilde bir günah işledi, hataya düştü. Eğer peşinden hemen iyilik yaparsa, Rabbinin sevdiği bir amel yaparsa, namaz kılarsa, oruç tutarsa, hayru hasenat yaparsa, fakirleri sevindirirse, hemen ne oluyor? O yapmış olduğu kötülük siliniyor iyilikler vesilesiyle. Şimdi benim aklıma hemen şu geliyor. Dünya hayatında sınavlara giriyoruz. İşte öğrenciler LGS sınavına giriyor, YGS sınavlarına giriyorlar, KPSS sınavlarına giriyorlar. Bu sınavlarda ne oluyor? Yanlışlar doğruları götürüyor. 4 yanlış bir doğruyu götürüyor. Ama Cenab-ı Hakk'ın sisteminde doğrular yanlışları götürüyor. Ya ne kadar büyük fark var değil mi? İnsanların sistemi farklı, Rabbimizin sistemi farklı. Cenab-ı Hak diyor ki iyilikler kötülükleri götürecek diyor. İşte bu bizim için en güzel Rabbimizin Rahman ve Rahim sıfatlarının tecellisidir. Bize düşen de kullar olarak Allah'ın ahlakıyla ahlaklanmaktır. Nasıl ki Mevlamız bir iyilik yaptığımızda onu 10 sayıyorsa, kullar olarak biz de
Bir mümin kardeşimiz bize iyilik yaptığı zaman bir tane iyilik yapsa 10 tane iyilik yapmış gibi ona minnet duymalıyız, vefalı olmalıyız. Aynı şekilde birisi bir kötülük yaptı diye o kötülüğü gözümüzde çok fazla büyütmememiz lazım. Kinlenmeyeceğiz, hasetlenmeyeceğiz. Ne yapacağız? Bir kötülük yaptıysa onu bir sayacağız. Aynı Rabbimizin saydığı gibi sayacağız. Bir kötülük sayacağız. Bazı insan kendisini kinlendirir, nefretlendirir, hasetlendirir, fesatlandırır. O içerisinde yapılan bir kötülüğü 10 sayar. Bana böyle böyle yaptı. Demek şöyle yapmak istedi. Belki de bunu kastetmişti diye. Belki çevresinde böyle o fitneyi de körükleyen, fitne ateşini körükleyen çevresi varsa iyice ne yapar? O kötülüğünü artırır. Bu Müslümana yakışmaz. Hatta mümine yakışan nedir? Aziz hocamız sohbetlerinde çok söylerdi bunu. İyiliğe iyilik her kişinin işi, kötülüğe iyilik her kişinin işi. Müslüman iyiliğe karşı iyilik yaptığı gibi kendisine yapılan kötülükler karşılığında da iyilikle muamele etmelidir. Belki de eftal olan büyüklük buradadır. Yüce Rabbim hepimize bu yüce gönüllülüğü nasip eylesin inşallah. Bu ayet-i kerimeden bizim çıkartacağımız bir güzel de ders vardır ki kıymetli Müslümanlar, Cenab-ı Hak kullarına karşı bu kadar merhametliyken, yapılan iyilikleri bu kadar kat katıyla mükafatlandırırken, men zellezî yukridullâhe kardan hasenen feyudâifehu lehu adâfen kethîrah. Her kim Allah için bir borç verirse Allah onu kat kat artırır diye bu güzellikleri anlatırken, iyilikleri çarpanlarla birlikte 2'ye, 10'a, bazen 70'e, bazen 700 misline Cenab-ı Hak çarparken, hiç günahlara girmek, günahlara dalmak, Rabbimize isyan etmek Müslümana yakışır mı muhterem müminler? Belki de en bedbaht kişi bu kadar mükafatlar karşısında yine de haramları tercih eden kişidir. Cennet çok ucuz, hatta bedava. Namaz kılmak bedava, oruç bedava, Kur'an-ı Kerim okumak bedava. Bakın sohbete geldiniz bedava, para yok. Ama bir günaha girmek istese insan hepsi para. Kumar para, zina para, her şey para. Dolayısıyla bu kadar güzellikler varken bunları terk edip kötülüklere gitmek, hüsrana gitmenin, pişmanlığa sürüklenmenin en büyük yollarından bir tanesi olur. Yüce Rabbim her daim iyiliklerle yaşamayı nasip eylesin. Kötülüklerden cümlemizi muhafaza eylesin inşallah. İkinci konumuza geçelim kıymetli Müslümanlar. Demiştik ki toprak ve ateş demiştik. Araf suresine geçiyoruz burada. Araf suresinin 11 ila 25. ayet-i kerimeleri arasında toprak ve ateş diye isimlendirdiğimiz bir konumuz var. Burada insanoğluyla iblisin hikayesinden bahsediliyor. Araf suresiyle ilgili bir küçük bilgi vermiş olalım. Araf ne demektir? Araf arada kalanlar demektir. Yani aslında şöyle, araf yüksek mevki demektir. Daha doğru ifadeyle cennet ile cehennem arasında kalan böyle yüksek duvarların olduğu bir bölge diye adlandırılıyor tefsir kitaplarında. Yüksek yerler diye adlandırılıyor. Niçin bu isim verilmiş? Araf'ta o yüksek taş duvarların üzerinde bir takım insanlar var. Cennet ile cehennemin arasında. O yüzden Araf isminin verildiği kitaplarımızda, tefsirlerimizde geçiyor. Bu Araf'ta kimler olacak? Cennet ile cehennem arasında. Sahabe-i kiramdan gelen rivayetlere baktığımızda diyor ki günahları ile sevapları eşit olanlar bu Araf'ta bekleyecekler. Yani günahı çok olanlar, Müslüman bile olsa, eğer günahı çoksa, Cenab-ı Hak da affetmemişse cehenneme gidip o günahının cezasını çekecek, sonra cennete gelecek. Eğer sevabı çoksa, Allah-u Teala da kalan günahlarını affederse direkt cennete gidecek. Diyelim ki sevaplarla günahlar eşit geldi, terazi böyle başa baş gidiyor. O zaman işte
Rivayete göre Araf'ta bekleyecekler. Allahu Teala'nın hükmünü bekleyecekler. Allahu Teala ne hüküm verirse o hükme tabi olmayı Araf'takiler bekleyecekler. Araf'la ilgili farklı rivayetler de var. Konuyla ilgili daha çok bilgi edinmek isteyenler Diyanet İslam Ansiklopedisi, Türkiye Diyanet Vakfı'nın basmış olduğu Diyanet İslam Ansiklopedisi'nden bilgi edinebilirler. Bu arada küçük bir bilgi vermiş olalım. Diyanet İslam Ansiklopedisi çok güzel hazırlanmış. İşinin ehli üstadlar tarafından hazırlanmış güzel dini bir ansiklopedidir. Herhangi İslami bir konuda bir dini terimi merak ettiğiniz zaman, dini bir şahsiyeti merak ettiğiniz zaman internete DIA, yani Diyanet İslam Ansiklopedisi kısaltılmışı yazdığınız zaman orada siteye gireceksiniz. Arama butonu var. Arama butonuna Araf yazıyorsunuz. Hemen karşınıza Araf'la ilgili bilgileri döküyor. Ansiklopedik bilgi, öz bilgi. Mesela Ebu Hureyre radıyallahu anh merak ettiniz. İsmini yazıyorsunuz. Oradan karşınıza hayatı çıkıyor. Güzel bir kaynak. İstifade etmenizi sizlere tavsiye ediyorum. Araf kelime anlamı olarak bu şekilde Araf suresinde ilahi vahyin doğruluğundan bahsediliyor ve kavimlerden bahsediliyor. Ad kavminden, Semud kavminden, Lut kavminden, Nuh kavminden konular ediniyor. Biz buradan toprak ve ateş konusunu seçtik. Gelin hep beraber toprak ve ateş konusunu ayet-i kerimelerden birlikte okuyalım inşallah. Kur'an'ın bereketinden şöyle bilisanin arabiyyin mubin diyor ya Rabbimiz. Apaçık Arapça diliyle indirilmiştir. O Arapça ile birlikte okuyalım. Araf suresi 11. ayet. Estaizu billah, bismillah. Ve lekad halaknakum, thumma savvarnakum, thumma kulna lil melaiket iscudu li adem, fesecedu illa iblis, lem yekun minessacidin. Andolsun ki sizi yarattık, sonra sizi şekillendirdik, sonra da meleklere dedik ki Adem'e secde edin. Meleklerin hepsi secde ettiler, cinler secde ettiler fakat iblis secde etmedi. Devamını mealen okuyayım. Cenab-ı Allah dedi ki sana secdeyi emrettiğim vakit seni secde etmekten alıkoyan nedir ey iblis? Sen niçin secde etmiyorsun bakalım? Bütün melekler secde etti, bütün cinler secde etti, hayvanlar, haşereler, mahlukat, bütün her şey Adem'e secde etti de sen benim yeryüzündeki halifeme niçin secde etmiyorsun bakalım? قَالَ اَنَا خَيْرٌ مِّنْهِ Ne dedi zalim? Ben ondan daha hayırlıyım dedi. Niye ona secde edecekmişim? Gerekçesi de var. Yani hani felsefe diyoruz ya, her şeyin bir sebebi. Şeytanın da bir felsefesi var yani ama işte felsefesinin olması yetmiyor. Doğru felsefe olması lazım. Vahye dayanan bir felsefe olması lazım ki para etsin, cenneti kazandırsın. Yoksa kuru felsefe işe yaramaz. Halakteni min narin ve halaktehu min tin. Diyor ki sen onu çamurdan yarattın, beni ise ateşten yarattın diyor. Ateş çamurdan üstündür. Ateş çamuru yakar götürür. Dolayısıyla ben ona secde etmem diyor. Cenab-ı Hak da diyor ki çık git bakalım. Seni diyor benim verdiğim emre karşı kibirlendiren nedir yani? Sana ne oluyor ki bana karşı kibirleniyorsun? Aşağılıklardan olarak çık huzurumdan diyor. Cenab-ı Hak kovuyor. İşte burada kovduğu için ne diyoruz? Şeytanir racim diyoruz. Kovulmuş şeytanın şerrinden diyoruz. Buradan geliyor. Cenab-ı Hak onu kovuyor. Cennetten atıyor. Kale anzirni ila yevmi yub'asun. Şeytan diyor ki peki diyor madem beni kovdun o zaman bana bir mühlet ver diyor. Belli bir zamana kadar, diriliş zamanına kadar, kıyamet gününe kadar bana mühlet ver diyor. قَالَ اِنَّكَ مِنَ الْمُنْفَر۪ينَ Cenab-ı Allah diyor ki sana mühlet verdim, vakit verdim diyor. Kıyamete kadar seni helak etmeyeceğim vaktin var. قَالَ فَبِمَا اَغْوَيْتَن۪ي لَاَقْعُدَنَّ لَهُمْ صِرَاطَكَ الْمُسْتَق۪يمِ Bak şeytana bak. Azgınlığı iyice arttı. Diyor ki Cenab-ı Hakk'a söylüyor bunu şeytan. Beni azdırman sebebiyle kıyamete kadar dosdoğru yol üzerinde oturacağım diyor. Senin kullarının, senin müminlerinin, sana inananların, peygambere inananların o istikametleri üzerinde, tam gidiş güzergahları üzerinde yollarının ortasına çökeceğim diyor. Sonra onların arkalarından, önlerinden, sağlarından, sollarından, her yanlarından onlara sokulacağım diyor. Türlü türlü desiselerle onların akıllarını
Meşgul edeceğim, onların kalplerine vesveseler vereceğim diyor. وَلَا تَجِدُ اَكْثَرَهُمْ شَاكِر۪ينَ Onların çoğunu şükredemeyenlerden bulacaksın. Çoğunu nankörlüğe sürükleyeceğim diyor. Cenab-ı Hak da قَالَ اَخْرُجْ مِنْهَا مَذْعُومًا مَدْحُورًا Yerilmiş ve kovulmuş olarak defol huzurumdan diyor. Çık git diyor. لَمَنْ تَبِعَكَ مِنْهُمْ لَاَمْلَاَنَّ جَهَنَّمَ مِنْكُمْ اَجْمَعِينَ Sana tabi olanları seninle beraber hepinizi cehenneme dolduracağım diyor Cenab-ı Allah. Sonra da Adem peygambere diyor ki Rabbimiz, ey Adem sen karınla beraber cennette kalabilirsiniz. Size müsaade var. Dilediğiniz gibi yaşayın. Bu zalimi, bu kibirliyi kovdum gitti. Siz burada kalabilirsiniz. Fakat diyor şu iki gösterdiğim göstermiş olduğum şu meyveye, şu ağaca yaklaşmayın diyor siz ikiniz. Eğer yaklaşırsanız zalimlerden olursunuz. İşte şimdi bakın burası çok önemli. 20. ayet. Şeytan Adem ile Havva'nın elbiselerini üzerlerinden çıkartıp onları çıplak bırakmak için, onların avret mahallerini ortaya dökmek, yani onları günaha, kötülüğe sürüklemek için onlara bir vesvese verdi ve dedi ki, Rabbiniz sizi bu ağaçtan niçin yasaklıyor biliyor musunuz dedi. Yani bu ağaçtan yemeyin diyor size, yasaklıyor, her şeyi yiyin bunu yemeyin diyor. Niye böyle diyor, merak ediyor musunuz? İlla en tekuna melekeyn ev tekuna minel halidin. İki ihtimal var diyor. Ya melek olmayasınız diye ya da ebediyen yaşayacaksınız, ebediyen yaşamayın diye. Yani bu ağacın meyvesinden yerseniz ya melek olursunuz ya da artık ölümsüzleşirsiniz diyor. Bu olmasın diye Rabbiniz sizden bunu engelliyor diyor. Ayet ya. Eğer diyor bu ağaçtan yerseniz ya melek olacaksınız ya da ebediyen yaşayacaksınız diyor. Böyle bir şey vaat ediyor şeytan. Ve kasemehuma onları ikna etmek için bir de ne yapıyor biliyor musunuz? Yalan yere yemin ediyor. Ya yalan yere yemin etmek şeytanın ahlakıdır muhterem müminler. Aman ha uzak duralım. Yalan yere yemin etmek. Üç kuruşluk mal satmak için, karşımızdaki muhatabı kendi fikrimize ikna etmek için asla yalan yere yemin etmeyelim. Ben diyor size karşı samimiyim diyor ya. Sakın diyor yanlış anlamayın beni diyor yani. Sizin iyiliğiniz için söylüyorum. Yersiniz yemezsiniz siz bilirsiniz. Benim için sıkıntı yok. Hani bazı tüccarlar oluyor ya. Adam diyor ki abi diyor alırsan senin karına bana zarar yok. Yani bu mal diyor o peynir ekmek gibi yok satıyor diyor. Alıyorsun gidiyorsun çürük malzeme. Hiçbir hayrını görmüyorsun bakıyorsun. Ne yapmış? Yalan söylemiş. Olmaz. İnsanları ikna etmek için yalan söylemeyeceğiz. Hakkı hakikati söyleyeceğiz. Sonra onları aldattı ve ne zaman ki o yasak olan ağacın meyvesinden yediler, avret mahalleri açıldı. Üzerlerindeki o rahmet elbisesi düştü. Avret mahalleri açılınca وَتَفِقَا يَخْسِفَانَ عَلَيْهِمَا مِنْ وَرَقِ الْجَنَّةِ Hemen buldukları o cennetteki ağaçların yapraklarıyla üzerlerini örtmeye çalıştılar. İnsanın tabiatında vardır örtünmek. Örtünmek tabii bir şeydir. Allah-u Teala insanlara elbise vermiştir. Hiç hayvanların elbise giydiğini gördünüz mü? Hayvanlar elbisesiz dolaşırlar dışarıda. Ama Cenab-ı Hak insanlara örtünmeyi tabii bir duygu olarak koymuştur. Ve insan daha cennetteyken Adem peygamber Havva annemizle hemen o yapraklarla beraber daha etraflarında kimse yok yani. Ama yine de üstlerini ne yapıyorlar? Örtüyorlar. Cenab-ı Hak dedi ki ben sizi bu ağacın meyvesinden uzaklaştırmadım mı ve demedim mi ben size bu şeytan sizin için düşmanlık yapar? Ya. Sonra onlar da tabii ki tevbekar oldular. Kâle Rabbena zalemnâ enfusenâ ve illem tağfir lenâ ve terhamnâ lenekûnenne minel hâsirîn. Rabbimiz dediler. Adem babamız ile Havva annemiz. Biz kendi kendimize zulmettik. Yanlış yaptık ya Rabbi. Şimdi bizim bu yanlışımız karşısında sen bizi affetmezsen, bize acımazsan biz perişan oluruz ya Rabbi. Hatamızı anladık, fark ettik. Sen bizi affet ya Rabbi. Cenab-ı Hak dedi ki birbirinize düşman olarak dünyaya inin bakalım. Düşman. Şeytan size düşman, siz şeytana düşman. Bu şekilde yeryüzüne inin. Belirli bir zamana kadar o dünyada yaşayacaksınız dedi. Sonra da Rabbimiz buyurdu ki o dünyada dirileceksiniz, öleceksiniz ve oradan da Rabbinizin huzuruna haşrolunacaksınız. Yüce Rabbimiz sonraki ayet-i kerimede diyor ki
27. ayet-i kerimede. Ya beni Adem. Burada Cenab-ı Hak bize bir nasihatte bulunuyor. Ey Adem oğlu. La yeftinennekumu şeytan. Bak dikkat edin. Şeytan sizi aldatmasın. Kema ahraca ebeveykum minel cenne. Annenizi, babanızı cennetten çıkarttığı gibi sizi de bir takım vesveselerle aldatmasın. Şeytanın oyununa karşı dikkatli olun. Ya ilk imtihanınız daha cennetteyken başladı. O yüzden şeytana karşı çok dikkatli olunuz diye Yüce Rabbimiz bizi uyarıyor muhterem müminler. Peki şimdi gelelim bu ayet-i kerimelerden. Bu konu çok önemli olduğu için yani bizim bu cennetten dünyaya geliş hikayemiz gerçekten mühim. Yaratılış hikayemizin başladığı yer çünkü burası. Burayı çok iyi anlamamız gerekiyor. Hususi olarak bu ayetleri teker teker okuyup manasını vermeye gayret ettim. Toprak ve ateş hikayesinde iblisin Adem peygambere iman etmeme, ona secde etmeme, Rabbinin hükmüne, buyruğuna karşı gelme hikayesinde bizim anlamamız gerekenler nelerdir? Rabbimiz bize burada neyi öğütlemek istiyor? Muhterem müminler, bunlardan birincisi şeytanı azdıran, yoldan çıkartan, Adem'e secde etmemesine sebep olan kibridir. Şeytan öncelerde iman eden birisiydi. Cindi kendisi. Ama Allah'a inanıyordu. Cinler iki kısımdır. Mümin olan cinler var, olmayan cinler var. Aynı insanlar gibidir. Şeytan da Allah'a inanıyordu. Çok ibadet ederdi. Hatta o kadar iyi bir ilmi vardı ki meleklere dahi hocalık yapardı. Meleklerin içinde gezerdi. Melekler bile ondan bilgi edinirlerdi. Şeytan bu kadar bilgiliydi. Onun için ayetlerde dikkatinizi çekti mi bilmiyorum. وَاِذْ قُلْنَا لِلْمَلَائِكَةِ اسْجُدُوا Biz meleklere secde edin dediğimiz vakit fesecedü, hepsi secde etti illa iblis. İblis secde etmedi. Bazıları diyor ki burada meleklere secde edin diye emir verdi. Demek ki şeytan da meleklerdendi. Hayır, şeytan cinlerden ama melekler ona o kadar değer veriyorlar, ilmine o kadar hürmet ediyorlar ki yanından ayrılmıyorlar. Ağırlıklı görüş şeytanın cinlerden olduğudur. Çünkü kâne minel cinni fefesek an emri Rabbi. O cinlerdendir, Rabbinin hükmüne isyan etti diyor ayet-i kerime. Demek ki şeytanın aslında imanı vardı ama kibri onu hüsrana sürükledi. Rabbinin huzurundan kovulmasına, cennetten tard edilmesine vesile oldu. O halde kıymetli Müslümanlar, bizim de hayatımızda çok dikkat etmemiz gereken konulardan bir tanesi kibir hususudur. Her daim kendimizi kibirden, büyüklenmekten uzak tutmamız lazım. Ne demektir kibirlenmek? Kibirlenmek her şeyi kendinden görmek. Yani bir şey var, kendinden görüyor. Bir güzellik var, bak diyor ben ne kadar güzelim. Halbuki doğru olan nedir? Rabbim bu güzelliği bana verdi. Ben ne kadar güzel konuşuyorum. Doğrusu Rabbim bana bu konuşma özelliğini lütfetti. Ben ne kadar güzel yemek yapıyorum. Doğrusu Rabbimin verdiği akılla ve beceriyle bu güzelliği ortaya döküyorum demektir. Bak ben filancılardan üstünüm. Benim makamım var, mevkiim var, param var diye herhangi bir sebeple ama para sebebiyle, ama koltuk sebebiyle, ama soy sop ırk sebebiyle üstünlük taslamaktır. İşte o yüzden kafa tasçılık İslam'da yasaklanmıştır. Bizim kavmimiz o kavme üstün, bizim ırkımız o ırka üstün. Bu çok yanlış bir düşüncedir. Biz bir memlekette yaşıyorduk. Orada bir esnaf abimiz var. Yanına gidip geliyorum. O dönemde 15-16'lı yaşlarımdayım. Böyle ırkçılık söylemlerini çok söyleyen birisi var. Oturduk bana anlatıyor. Diyor ki hocam diyor bak diyor bizim ırkımız en üstün ırktır. Niye? Şimdi Japonlara bak diyor. Çekik gözlüler diyor böyle. Allah Allah. Ne garip diyor tipleri var. İngilizlere bak, Almanlara bak, sarışın diyor. Efendim işte Araplara bak, zencilere bak, siyah diyor. Hiçbirisi diyor düzgün değil. En düzgün biziz diyor. Türkler diyor. Şimdi Allah aşkına muhterem kardeşim böyle bir düşünce olabilir mi ya? Et-takva hâhuna diyor Efendimiz Aleyhisselam. Takva buradadır. Güzellik buradadır. Kalp güzelliğidir. Ruh güzelliğidir. Beden nedir ki ya? Beden yarın bir gün yok olup gidecektir. Irkçılık yüzünden yeryüzünde hep savaşlar çıkmıştır. Tarihe bakın. Bizim atalarımız, ecdadımız ırkçılık yüzünden birbirleriyle savaşmışlar ve nice devletler bu yüzden perişan olmuştur. Irkçılık yüzünden evlat kardeş birbirine
düşman dahi olmuştur. O yüzden ırkçılık her zaman kötü bir şeydir. İslam da kesinlikle ırkçılığa karşı çıkmıştır. İnne dîne indallâhil İslam. Allah katında din İslam. İnanılacak olan o. İdeal o. Hedef o. En güzel din takva. İşte burada herhangi bir sebeple, ırk sebebiyle vesaire, para, mal, mülk sebebiyle hiç kimseye üstünlük taslamamamız gerektiğini Rabbimiz bize öğretiyor. Bakınız hadis-i şerifte buyuruyor ki El-kibriya'u rida'i vel-azametu izari. Yüce Rabbimiz buyuruyor ki ululanmak, kibirlenmek benim özelliğimdir diyor. Yani kibredecek bir kişi varsa o kibre layık olan benim diyor. Büyüklenecek bir kişi varsa büyüklenecek olan benim diyor. Sizi yaratan benim, yaşatan benim, rızkınızı veren benim. Size ne oluyor büyükleniyorsunuz ya? Allah Allah. 3-5 kuruş para elde etti diye insanoğlu bir yerde işe yaramaz kıytırıktan bir koltuk verdiler diye adamın havasından geçilmiyor. Muhatap olmamaya başlıyor, telefonlarını açmamaya başlıyor, mesaj gönderiyorsun mesajına dönmemeye başlıyor. Müsait olmadığından dönemiyorsa başka, ama kibrinden gururundansa ya buna ne cevap vereceğim şimdi? Bunun sofrasında niye oturup yemek yiyeceğim diye eğer geldiği yeri görmüyorsa işte bu kibirdir. İnsanı felakete sürükleyen bir kötü ahlak çeşididir muhterem müminler. Her kim benimle kibir konusunda, riya konusunda çekişirse, niza ederse ona azap ederim diyor Müslim hadis-i şerifinde Yüce Yaratan. Dolayısıyla Rabbimizi ululayacağız. Onun büyüklüğüne her daim boyun eğeceğiz ve kendimizi mütevazi bir şekilde secdeye kapandığımızda nasıl ki onun huzurunda boyun eğiyorsak her daim bu boyun eğmemizi hatırımızda tutacağız. Niçin secde kulun Rabbine en yakın yer olduğu, en yakın olduğu yerdir hiç düşündük mü muhterem kardeşlerim? Secde kulun Rabbine en yakın olduğu yer. Niçin? Niye rükû değil? Niye Kur'an-ı Kerim okurken değil? Niye tahiyyat oturuşundayken değil? Çünkü secdede kul yere kapanıyor. Yok oluyor, bitiyor. Benliğini, nefsini, kibrini yerlere seriyor. Allah'ım diyor, senin için serildim yerlere diyor. Ne makamı, ne mevkisi, ne parası, ne pulu, hepsini bıraktım diyor. Senin önünde benim hiçbir şeyim yok ya Rabbi diyor. Bunu kabul ettiği zaman kul, İşte o zaman Rabbi onu en yüksek makamlara çıkartıyor. Yüce Rabbim hepimizi bu kibirden muhafaza eylesin. Aslımız olan toprağı unutmaktan Rabbim cümlemizi korusun. Her zaman toprak olduğumuzu unutmayalım. Aslımızın bir parça su olduğunu unutmayalım muhterem müminler. Bir parça kanlı et parçasından yaratıldık. Ne oluyor da şimdi? 1,5-2 metre olduk diye, 70-80 kilo olduk diye astığım astık kestik hareketler yapıyoruz. Ben ile başlayan cümleler kuruyoruz. Ben şöyle yaparım, ben böyle yaparım. Biz kimiz ya? Rabbimiz veriyor da onun verdiğiyle yapıyoruz. Bu ellere o güç vermese, kesilse, uyuşsa hareket ettiremiyoruz. Bu aklımıza Allah muhafaza bir anlık bir gitme olsa ne oluyor? Akıl gitti mi beden hiçbir işe yaramıyor. Dolayısıyla nimetlerin tamamını Rabbimizden bilmek lazım. Hiçbir zaman kibre, gurura, riyaya düşmemek lazım muhterem müminler. Evet, Murat Çınar hocamız. Bak diyor ki kim tevazu ederse Allah onu yükseltir. Evet. Men tevada'a lillah rafa'ahullah. Her kim Allah için tevazu ederse, böyle yumuşak kalpli olursa Allah onu yükseltir diyor. Bakınız böyle Allah'ın sevgili kullarına hep boyunları eğik gezerler. Böyle gezerler. Hiçbir zaman böyle gezdiklerini, Külhan Bey gibi böyle omuzlarını kaldırmış bir şekilde yürüdüklerini göremezsiniz. Cenab-ı Hak öyle diyor. Ne oluyor diyor ya? İnneke len tahrikal arda ve len tebluğal cibale tuğla. Ne yapacaksın diyor yani? Dağlarla boy mu ölçüşeceksin diyor ayet-i kerimede. İnsanoğlu böyle kibirli hareketler yapıyor. Dağların boyuna yetişebilir misin? Yetişemezsin. Ne oluyor? Bak onları ben yarattım. Bak boylarını gör. Boyla iş olsaydı affedersin sırıkta da boy vardı değil mi? Onunla iş olmuyor. İş nerede? İş imanda, kalpte, ruhta, maneviyatta. Yüce Rabbim bizlere
peygamber ahlakıyla ahlaklanmayı nasip eylesin. Burada bu tevazu ile ilgili, insanlara karşı yumuşak huylu olmakla ilgili her hareketimizde Rabbimize kul olduğumuzun bilincinde olmakla ilgili çok güzel bir şiiri müsaadenizle sizinle paylaşmak istiyorum. Bestami Yazgan'a ait bir şiir. Diyor ki, çiçeklerle hoş geçin, balı incitme gönül, bir küçük meyve için dalı incitme gönül. Konuşmak bize mahsus, olsa da bir güzel süs, ya hayır de ya da sus, dili incitme gönül. Sevmekten geri kalma, yapan ol, yıkan olma, sevene diken olma, gülü incitme gönül. Başın olsa da yüksek, gözün enginde gerek, kibirle yürüyerek yolu incitme gönül. Mevla verince azma, geri alınca kızma, tüten ocağı bozma, külü incitme gönül. Dokunur gayretine, karışma hikmetine, sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Sahibi hürmetine, kulu incitme gönül. Yüce Rabbim, incitmekten de, incinmekten de bizleri muhafaza eylesin inşallah. Bestami Yazgan'ın bu güzel dizeleriyle birlikte isterseniz üçüncü konumuza da şöyle güzel bir geçiş yapalım. Bu arada merak ettiğim bir şey var kıymetli müminler. Şöyle bu kıymetli misafirlerimiz nerelerden katılıyor onu bir görmek istiyorum işin hakikati. Çok iyi tanıdıklarım var, akrabalarımız var, büyüklerimiz var, sevdiklerimiz var, sosyal medyada tanıştıklarımız var. Yeni yeni böyle kardeşlerimizle tanışıyoruz. Hakikaten burası bizim için bir aile ortamı gibi oldu. Bambaşka bir ortam oldu. Gündüz güzel haberler geliyor. Dönüşler oluyor. Bazılarına bazen cevap veremiyoruz, kusurumuza bakmasınlar vakit yoğunluğundan dolayı. Fakat kim hangi ilden, hangi ilçeden katılıyor? Şöyle illeri bir yazarsanız memnun oluruz. Böyle bir tanışma şeklimiz olsun. İsimler yazıyor zaten. Memleketler de olsun. Hem sünnet-i seniyye sosyal ortamda yerine gelsin, öyle değil mi efendim? Bakın sosyal medyada sohbet oluyor, muhabbet oluyor da tanışma niye olmasın? O da olur. Şöyle bir tanışalım inşallah. Sünnet-i Seniyye'yi de yerine getirmiş olalım. Saatimizi ben bir kontrol edeyim. Evet. Biraz çok su tüketiyorum. Bu noktada beni mazur görünüz. Üçüncü konumuz mucize ve deve konusuydu. Araf suresine geçmiş olduk bu şekilde. Araf suresinin zaten bir önceki bölümde Araf suresinden yine 73 ve 79. ayet-i kerimeleri arasında Rabbimiz bize mucize deveden haber veriyor. Bakalım mucize devenin hikayesi neymiş? Burada kıymetli Müslümanlar, Araf suresinde bu okuyacağımız bölümlerde, bu sayfalarda Ad kavminden bahsediliyor, Semud kavminden bahsediliyor, Lut kavminden bahsediliyor, yine Nuh kavminden de bahsediliyor. Biz bunlardan sadece şu anda Semud kavmine değineceğiz. Salih peygamberin kendilerine gönderildiği Semud kavmini konu edineceğiz. Ama daha ilerlerde farklı surelerde yine Ad kavminden, Lut kavminden, Nuh kavminden bahsediliyor. Oralarda belki diğer konulara değinebiliriz ama yine de sizlerin mutlaka ben bu bölümleri kendinizin okumanızı ayrıca istirham ediyorum efendim. Araf suresi 73. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak diyor ki وَاِلَى ثَمُودَ اَخَاهُمْ صَالِحًا Semud kavmine kendi içlerinden olan Salih'i peygamber olarak gönderdik. Semud kavmi yine bu Arabistan bölgesinde yaşamış eski bir kavim. Kalıntıları hali hazırda İslam geldiği dönemde Ashab-ı Hicr diye bilinen ve oralarda kalıntıları olan bir kavim, Semud kavmi. Salih peygamber de onların içerisinde yaşıyor. Cenab-ı Hak onların içerisinden, o Semud kavminin içerisinden olan Salih aleyhisselama peygamberlik görevini veriyor.
Fakat bunlar Salih peygamberin peygamberliğine inanmıyorlar. Ya diyorlar ki sen bizim içimizden biriydin. Biz senin akıllı başlı adam olduğunu düşünüyorduk. Yani senin gelecek vaat eden bir adam olduğunu düşünüyorduk. İyi bir gençtin ama diyorlar sen niye şimdi böyle bize peygamberlikten falan bahsediyorsun. İşte Allah varmış, peygamber varmış. Bırak bu işleri diyorlar ya falan. Böyle Salih peygamberi küçümsüyorlar. Salih peygamber ise vazifesini yapmaya gayret ediyor. Tebliğ, irşat görevini en güzel şekilde yapmaya çalışıyor. Sonunda diyorlar ki onlar bize diyorlar bir delil getir diyorlar. Madem peygambersin senden mucize isteriz diyorlar. Geçmiş kavimlerden de haberleri var. Hep peygamberler bir mucize getirmişler. Sen de bize bir mucize getir. Cenda bin Amr adında bir kişi diyor ki şu kaya var ya diyor şu kaya. O kayanın içerisinden filanca filanca vasıflarda dişi bir deve bize çıkartmanı istiyoruz. Madem sen bir Allah'a inanıyorsun, bu Allah gökleri yaratmış, yeri yaratmış, her şeyi yoktan var etmiş, yarın bizi öldürüp diriltecekmiş, bu kadar büyük büyük laflar ediyorsun. O zaman madem bu kadar büyük bir Allah'ın var, yoktan var edebiliyor, hadi bakalım şu kayanın içerisinden bize şöyle dişi, güzel vasıflarda bir deve çıkartsın bakalım diyor. Salih peygamber diyor ki bakın, bu Allah-u Teala bu deveyi çıkartırsa inanacaksınız, söz veriyor musunuz? Söz veriyoruz diyorlar. Salih peygamber o kayanın yakınlarında bir yerde namaza duruyor. Namazını kılıyor. Namazdan sonra Allah-u Teala'ya samimi bir şekilde dua ediyor, niyaz ediyor. O kavmine o mucizeyi göstermesi ve onların da sonunda imana gelmeleri için samimi bir şekilde tezarruda bulunuyor. Ve Cenab-ı Allah'ın mucizesi olarak o koskoca taş yığını, kaya parçası sanki doğum yapan bir gebe kadın misali kıvrana 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 acı çekercesine ortadan ikiye yarılıyor. İçerisinden bir dişi deve meydana çıkıyor. Semud kavmi bu durum karşısında şaşıp kalıyorlar. Dilleri tutuluyor. İçlerinden bir kısmı bu mucizeyi gördükten sonra boyun eğiyorlar, iman ediyorlar. Fakat kalpleri mühürlenmiş, gözleri bakar kör, kulakları duyar sağır olanlar maalesef iman etmiyorlar. İnkara devam ediyorlar. Şimdi Salih peygamber de bakınız bu ayet-i kerimelerde onlara ne diyor? قَالَ يَا قَوْمِ اِعْبُدُ اللّٰهَ مَا لَكُمْ مِنْ اِلٰهِنْ غَيْرُهُ Ey kavmim diyor. Allah'a ibadet ediniz. Allah'a kulluk yapınız. Size ne oluyor ki Allah'ı bırakıp da başka ilahlara tapıyorsunuz? Kendi ellerinizle yonttuğunuz putlara tapıyorsunuz. قَدْ جَاءَتْكُمْ بَيِّنَةٌ مِنْ رَبِّكُمْ Bak Rabbinizden delil istediniz, gönderdi. Mucize istediniz, mucize geldi. هَذِهِ نَاقَةُ اللّٰهِ لَكُمْ Bak bu Allah'ın devesi, deve istediniz, deve geldi. Daha niçin ibadet etmiyorsunuz? Bu sefer azgınlık yapmaya başladılar. Ve deveyi öldürmeye niyetlendiler. Cenab-ı Hak uyardı. قَالَ هَذِهِ نَاقَةٌ لَهَا شِرْبٌ وَلَكُمْ شِرْبُ يَوْمٍ مَعْلُومٍ Bakın dedi, bu deve bir gün su içecek, bir gün siz su içeceksiniz. Ayet. Şura suresi 155. ayet. Bir gün deve su içecek, bir gün siz su içeceksiniz dedi. Bunlar ise ne yaptılar? Allah'ın hükmüne uymadılar. Bu deve bizim suyumuzu içiyor dediler. Bu devenin yüzünden biz nimetlerden mahrum kalıyoruz, öleceğiz dediler. Cenab-ı Hak uyardı. فَذَرُوهَا تَأْكُلْ ف۪ي اَرْضِ اللّٰهِ وَلَا تَمَسُّهَا بِسُوءٍ فَيَأْخُذَكُمْ عَذَابٌ اَلِيمٌ Bakın, bu deveden uzak durun. Bu Allah'ın mucizesidir. Bu kayanın içerisinden çıkmış yaratılmıştır. Eğer bu deveye el sürerseniz büyük bir azap sizi bulur. Can yakıcı bir azap size gelir. قَالَ الْمَلَوُ الَّذ۪ينَ فَعَقَرُ النَّاقَةَ Sonra devamında 77. ayet-i kerimede Cenab-ı Hak haber veriyor. فَعَقَرُ النَّاقَةَ Allah'ın hükmüne uymadılar. Deveyi kestiler. Sonra ne oldu mu?
وَعَتَوْ عَنْ اَمْرِ رَبِّهِمْ Rablerinin emrine isyan ettiler. وَقَالُوا Ve dediler ki, يَا صَالِحُ Ey Salih, اِئْتِنَا بِمَا تَعِدُنَا اِنْ كُنْتَ مِنَ الْمُرْسَلِينَ Eğer sen bir peygambersen, hadi bakalım şu bize bahsettiğin azabı bir getir bakalım ya. Hani bir azaptan bahsediyordun ya, deveyi kesersek azap gelecekti ya, kestik, hadi bakalım gelsin bir azap görelim. Cenab-ı Hak 3 gün mühlet verdi. 3 güne kadar tevbe ederseniz ettiniz, bu beldeden çıkarsanız çıktınız, yoksa yerle bir olacaksınız. Dinlemediler, alay ediyorlar. فَأَخَذَتْهُمُ الرَّجْفَةُ فَأَصْبَحُوا فِي دَارِهِمْ جَاثِم۪ينَ Derken onları kuvvetli bir sarsıntı, bir deprem, bir zelzele ki evlerini başlarına yıkan, ortalığı yerle bir eden bir zelzele onlara geldi ve o şekilde bulundukları evlerinde yüzüstü çöke kaldılar, yerle bir oldular. Muhterem müminler, devamındaki ayet-i kerimelerde yine Lut kavminden bahsediliyor. Cenab-ı Hak Lut kavmine de aynı şekilde peygamber gönderdiğini, onlara da bir takım ayetler gönderdiğini ifade ediyor ve sure devam ediyor. Fakat burada bizim bu Salih peygamberin kavminden çıkartacağımız çok dersler vardır. Bakınız, bu deve hikayesi 14 asır önce Kur'an-ı Kerim'de anlatılmış. Bugün aynen cap canlı bir şekilde karşımıza çıkıyor muhterem müminler. Hatırlayalım. Bundan 2-3 ay evvel Avustralya'da develeri katletmediler mi? Dediler ki bu develer bizim suyumuzu içecekler. 5000 tane deveyi katlettiler. Sonra dediler ki 10.000 tane daha katledeceğiz dediler. Bazı Müslümanlar o develeri satın aldı. Ya binlerce deveyi satın aldı ki gönderin bize dediler. Bazı zengin Müslümanlar onların canına kıymayın dediler. O develeri kestiler. Ne oldu? Onlara öyle bir yangın geldi ki aylarca Avustralya'da yangın oldu. Sonra bir dolu felaketi geldi ki sanki taş yağmuru gibi başlarına dolular yağdı muhterem Müslümanlar. Bu hastalık ortaya çıktı. Yani bu dünyada her şey sebeplere bağlıdır kıymetli Müslümanlar. Cenab-ı Hak sebepsiz hiçbir şey yaratmaz. Evet, Salih peygamberin kavminin imtihanı deveydi. Bugün de bizim imtihanımız ama deve olur, ama korona olur, ama başka bir musibet olur. Bizlere düşen ise Cenab-ı Hakk'ın göndermiş olduğu ayetlerden, mucizelerden ders çıkartmaktır. Avustralyalılar eğer bu olaydan ders çıkartırlarsa ne mutlu kendilerine, ama ders çıkartmazlarsa yarın ahirette hesabı görülür. Biz bugün şu başımıza gelen koronadan, bu büyük musibetten bir ders çıkartabilirsek, hayatımızı eğer bundan sonra daha iyi tanzim edebilirsek, namaza, camiye, Kur'an'a, ibadete, Allah'a, peygambere, ilme, irfana, hikmete, tevbeye, cennete yönelirsek ne mutlu bize. Ama bu kadar ayan beyan gerçekler önümüze sürülmüşken, 1,5-2 aydır evlerimizde tabiri caizse hapis bir şekilde evlatlarımız, ailelerimiz hayat yaşarlarken, eğer biz bunlardan hala ders çıkartmazsak, yarın korona geçtiğinde, ortalık böyle rahatladığında, yaz döneminde yine günahlar, yine masiyetler başlarsa Allah muhafaza eylesin, bir azap her zaman gelebilir. Bu ayet-i kerimeler bunun için var. Kur'an-ı Kerim bize bunları anlatırken böyle bir masal gibi, nenniler gibi dinleyelim diye anlatmıyor. Bunlardan ders çıkartalım, hayatımıza tatbik edelim diye Cenab-ı Mevla bunları bize öğretiyor kıymetli Müslümanlar. Burası onun mülkü. Onun mülkünde ona itaat etmek gerekiyor. Onun mülkünde ona isyan edenleri Rabbim cezalandırır. Burada bir düzen kurmuş Cenab-ı Mevla. Bu düzeni bozulmamasını istiyor. Düzene uyum sağlanmasını istiyor. İşte Lut kavmi ne yaptılar? Bir sonraki ayet hemen. وَلُوتًا اِذْ قَالَ لِقَوْمِهِ اَتَأْتُونَ الْفَاحِشَةَ مَا سَبَقَكُمْ بِهَا مِنْ اَحَدٍ مِنَ الْعَالَمِينَ Lut'u da kavimlerine gönderdik. Onlara dedi ki siz, sizden önce hiçbir toplumun yapmadığı bir kötülüğü mü yapıyorsunuz?
Kadınlarınızı bırakıp da kendinizi, şehvetinizi tatmin etmek için erkeklere mi gidiyorsunuz? اِنَّكُمْ لَتَأْتُونَ الرِّجَالَ شَهْوَةً مِنْ دُونِ النِّسَىٰ بَلْ اَنْتُمْ قَوْمٌ مُسْرِفُونَ Siz haddi aşan bir kavimsiniz. Allah'a isyan eden bir kavimsiniz. وَمَا كَانَ جَوَابَ قَوْمِهِ Kavmine cevap verdi Lut peygambere. اِلَّا اَنْ قَالُوا اَخْرِجُوهُمْ مِنْ قَرْيَتِكُمْ Dedi ki bu Lut'u, Lut'un arkadaşlarını çıkartın buradan dediler. اِنَّهُمْ اُنَاسٌ يَتَطَهَّرُونَ Lut çok temiz bir adammış ya. Çok ahlaklı bir adammış ya. Çok şerefli, haysiyetli bir adammış ya. Çıkartın gitsin bunları dediler kavmi. فَاَنْجَيْنَاهُ وَاَهْلَهُ اِلَّا اَمْرَأَتَهُ كَانَتْ مِنَ الْغَابِرِينَ Lut'u, ailesini kurtardık. Bir tek karısı kaldı. Çünkü karısının aklı onlardaydı. Onlara yardım ve yataklık yapıyordu. O perişan olanlardan oldu. Sonra Lut peygamberi içinden çıkartıyor Cenab-ı Allah. وَاَمْتَرْنَا عَلَيْهِمْ مَتَرَا Onlara azap yağmuru yağdırdık. Taş yağmuru yağdırdık diyor. فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الْمُجْرِمِينَ Bak bakalım günahkarların, isyankarların, Allah'ın mülkünde Allah'a karşı gelenlerin sonu ne olacak? Gör bakalım diyor. Evet kıymetli Müslümanlar. Son zamanlarda, son yıllarda bu ahlaksızlıklar dünyada yayılıyor. Ülkemize de bunu sıçratmaya çalışıyorlar. Ülkemize de bu pislikleri sokmaya çalışıyorlar. Niye? Azap bize de gelsin diye. Neslimizi ifsad etmek için, nefisleri ifsad etmek için, aileleri yok etmek için ellerinden gelen gayreti gösteriyorlar. E bakın şu son günlerde olan olaylara bakın. Bunlara karşı bu ayetler okundu diye nasıl çıldırıyor zalimler. Özgürlük diyorlar, hürriyet diyorlar. Ahlaksızlığın, edepsizliğin, Allah'a karşı isyanın özgürlüğü olabilir mi? Bu tabiata da terstir. Dine de terstir, imana da terstir, akla da terstir. Her şeye terstir muhterem müminler. Burada bize düşen vazife her daim Rabbimizin mülkünde ona karşı itaatkar olmak ve yaşantımızın her anında onun istediği şekilde bir düzen, bir nizamla yaşamaktır. Aynı şekilde sadece kendimiz yaşamak değil, çevremizdeki insanlara da bunları anlatmaktır. Efendim o filanca kötülüğü yapıyormuş, şu bu ahlaksızlığı yapıyormuş, şu bunu yapıyormuş. Bana ne ya? Ben doğru yoldayım, ben işime bakayım, ben kendimle ilgileneyim, kim ne yaparsa yapsın dersek وَاتَّقُوا فِتْنَةً لَا تُصِيبَنَّ الَّذ۪ينَ ظَلَمُوا مِنْكُمْ حَاسَّةً ayetiyle muhatap oluruz. Fitneden sakının. O fitne ki size geldiği zaman da sadece kötülük yapanlara gelmez, hepinize gelir diyor. Bakın 15 Temmuz'da bir fitne oldu. Sadece kötülere mi bulaştı? Yok, masum insanlara da bulaştı. Mazlum insanlara da bulaştı. Yaşın yanında, kurunun yanında yaş da gitti. Dolayısıyla her daim hayatımızda fitneden uzak durmamız lazım ve insanlara da hakikatleri anlatmamız lazım. Allah yolunda her daim mücadele etmemiz lazım. Ama kalemimizle, ama kelamımızla, ama paramızla, her neyimizle olursa olsun, neyimiz varsa şu dünyada hak yolunda, İslam uğrunda kullanmamız lazım, gayret göstermemiz lazım. Yine bir örnek, canlı örnek, kuş gribi var demişlerdi. Hatırlıyorsunuz, tavukları itlaf ettiler. Sonunda ne oldu? Kene ortaya çıktı değil mi? Birçok insanın keneden insanlar hayatlarını kaybettiler. Biz de hayatımızda her an ilahi düzene ayak uydurmalıyız. Rabbimizin yasakladığı her şeyden mutlaka içtinab etmeliyiz. Sonunda bize zarar dokunabilir. Semutluların imtihanı bir deveydi. Onlara mucize olarak deve gönderilmişti. Onlar ne yaptılar? Deveye karşı yanlış yaptılar. Allah'ın hükmünü çiğnediler. Bize mucize olarak Yüce Rabbimiz Kur'an-ı Kerim'i gönderdi. Eğer biz bugün Yüce Kur'an'dan yüz çevirirsek, Yüce Kur'an'ı haşa bir kenara bırakıp da Allah'ım ben biliyorum ya, ben işimi biliyorum, ben ticareti nasıl yapacağımı biliyorum, ben evliliğin nasıl olacağını biliyorum, ben ilişkinin nasıl olacağını biliyorum, ben kız arkadaşımla dolaşmanın nasıl olacağını biliyorum, ben çocuk terbiye etmenin nasıl olacağını biliyorum, Allah akıl vermiş ya, ben bu aklımı kullanırım deyip Kur'an'ı bir kenara bırakıp İnsan sadece kendi aklına göre hareket ederse Allah muhafaza eylesin. İşte o da bizim hüsranımız, bizim pişmanlığımız, bizim sonumuz olabilir. Semutluların imtihanı deveydi. Bugün bizim imtihanımız ama zenginlik olur, ama fakirlik olur, ama korona olur.
Cenab-ı Hak her topluluğa mutlaka bir imtihan gönderir ve o imtihandan ders almaları için mühlet verir. Eğer o mühlet içerisinde kullar tevbe ederlerse, Hakk'a yönelirlerse ne mutlu. Fakat o mühlette hala azgınlıklar devam ederse, hala isyan devam ederse Allah muhafaza eylesin, bu sefer birincisinden daha büyük bir azap gelebilir. Bu sözümü lütfen unutmayınız. Birinci uyarı geldiğinde eğer ayağımızı denk almaz, hayatımıza çeki düzen vermezsek Allah muhafaza, İkincisi çok daha beter olabilir. Çünkü Cenab-ı Allah ne dedi? Bakın, o deveyi kestiler. Sonra daha çok azgınlık yaptılar. 3 gün mühlet verdi. Ondan sonra daha büyüğü geldi. Bütün kavimlere bu olmuştur. Cenab-ı Hak 1, 2, 3 hep haklar tanımıştır. İsrailoğullarına bakın, kaç hak tanıdı? Kaç sefer tanıdı? Ama sonunda ne yaptı? Azgınlıkları sebebiyle onları da lanetledi. Ve artık o lanetten de hiç kurtulamadılar. Cenab-ı Mevla hepimize hayatımız boyunca ona karşı itaatkar olmayı nasip eylesin. Mevlam onun mülkünde, onun istediği kurallara göre hayat sürdürmeyi cümlemize ikram eylesin. Yüce Mevlam geçmiş kavimlerin başlarına gelen bu gibi musibetlerden ders çıkartmayı ve bugün öldükten sonraki hayat için her daim müteyakkız olmayı bizlere nasip eylesin. Rabbim ölümden sonraki hayat için hazırlıklar yapmaya ve ebedi bir hayatta cenneti kazanacak amelleri hayatımızın içerisine yerleştirmeye cümlemizi muvaffak eylesin. Sevgili Allah'ım, şu fani olan dünya hayatı için, fani olan dünyanın ufak tefek zevkü sefası için ebedi olan ahiretimizi yakmaktan, ahiretimizi hüsrana çevirmekten bizleri muhafaza eylesin inşallah. Kıymetli Kur'an dostları, bal tadında bir sohbetin daha sonuna geldik. Tabii ki bu sohbet anı o kadar çabuk geçiyor ki benim tadı damağımda kalıyor. Sizlerin bu güzel dilekleriniz, yorumlarınız, onlar bizi çok mutlu ediyor, memnun ediyor. Her geçen gün olan güzel hüsnü şehadetleriniz, güzel dualarınız bizi çok memnun ediyor ama programımız da bitmesi gerekiyor ki yarın akşamki program başlayabilsin. Her şeyin bu dünyada bir sonu var. Şöyle bir dua edelim mi hep beraber? Cenab-ı Hak her anımızı böyle şu anki Kur'an sofrasındaki gibi tatlı tatlı değerlendirmeyi nasip eylesin. Yüce Mevlam Kur'an'la yaşamayı, Kur'an'la ölmeyi ve Kur'an'la haşrolup onun huzuruna ermeyi nasip eylesin. Geçenlerde bir fotoğraf geldi, belki de görmüşsünüzdür. Bir hoca efendi, kurra hafız, Kur'an-ı Kerim masasında Ramazan-ı Şerif günlerinde, ismini bilenler buraya yazarsa iyi olur. Şu an benim aklıma gelmedi. Böyle Kur'an-ı Kerim üzerinde böyle vefat etmiş. Ya ne güzel bir ölüm değil mi? Mevlam da bize şehadet nasip eylesin. Kur'an'la huzuruna varmayı nasip eylesin inşallah. Evet. Şimdi bir saat diyoruz. Tabii burada Aşr-ı Şerif de isteniyor. Peki o zaman bu istekleri geri çevirmiş olmayalım. Az hocam Asr suresini okumuştu. Biz de İhlas suresini okuyalım. Hep tevhidden bahsediyoruz. Bu kavimler tevhidi inkar ettiler. İhlas suresiyle bitirelim inşallah. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Kul huvallahu ehad. Allahus samad. Lem yelid ve lem yulad. وَلَمْ يَكُنْ لَهُ كُفُوًا أَحَدٌ صَدَقَ اللّٰهُ الْعَظِيمُ. Cümle geçmişlerimizin ruhları için, hasta olanların şifa, dertli olanların deva, borçlu olanların edalar bulması için, ümmeti Muhammed'in sıhhatu selameti için, gönüllerden geçen hayırlı muratların kabul olması için, her şeyin en güzeli Allah rızası için El-Fatiha.
Değerli dostlar, geceniz mübarek olsun. Şimdiden hepinize hayırlı sahurlar diliyoruz. Yarın akşam aynı saatte görüşmek ümidiyle emanetleri zayi etmeyen Allah'a emanet olunuz efendim.